Bismillah, hamdenillah ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kalkaleyi ele alacağız. Kalkale, sözlükte kımıldatmak, sarsmak, depretmek gibi manalara gelir. Terim olarak ise kuvvetli bir ses duyuluncaya kadar mahrecin kuvvetle vurup açılmasıdır. Arapça tarifi el-kalkaletu tekalkulul mahreci hatta yusma'a lehu nebratun kaviyetun. Kuvvetli bir ses işitilinceye kadar mahrecin sarsılmasıdır. 5 tane harfi var arkadaşlar. Kutbu cedin. Kaf, ba, be, cim, dal harfleri. Kalkale ne zaman yapılır? Kalkale harfleri kelimenin ortasında ya da sonunda cezimli olarak bulunduğu zaman kalkale gerçekleşmiş olur. Örnek olarak mesela defiq dururken. Muhit, feyak, feyaktulun, sübhaneke, lem yelid ve lem yulad, lem yelid ve lem yulad. Örneklerinde olduğu gibi. Hükmü vaciptir kalkalenin arkadaşlar. Kalkale yapılırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan ilki, ifrat ve tefritten kaçacağız. Yani çok fazla kalkaleyi abartarak da böyle mahreci sarsmayacağız. Çok cılız da çıkmayacak. El ebrara gibi de değil. El ebrara gibi de değil. El ebrara. Normal okuma şeklinde devam ediyoruz. Kalkale harflerine gelince hafiften vurgu yapacağız. Yine kalkale yapılırken hareke ve şeddeden de kaçınmamız gerekiyor arkadaşlar. Sübhaneke olduğunda sübhaneke gibi şedde vermeyeceğiz. Yine sübhaneke, sübü diye ba harfine yani kalkale harfine harekede vermekten kaçınacağız arkadaşlar. Son olarak idgam halinde kalkale yapılmayacağını da bilmemiz gerekiyor. Enil rib bi asa geldi ya. Mesela burada ba harfi kalkale harfi olarak olmuş ama sonrasında kendisi gibi bir ba'ya uğramış. Yani idgam misliğin bila gunne gerçekleşiyor burada. Dolayısıyla idgam olduğu için kalkale yapmıyoruz. Eni yıldırıp bi asake. Yani şeddeli ba gibi. Ebbe şeklinde. Yine lakad tekaddea örneğinde olduğu gibi dal harfi ta'ya idgam edilecek. Dolayısıyla lakad tekaddea. Bakın burada tekaddea. Bu dalı nasıl okuyorsak buradaki şeddeli ta gibi de burayı okumamız gerekiyor. Evet. Bu dersimizi özetlersek, kalkale sözlükte kımıldatmak, sarsmak, depretmek gibi manalara geliyordu. Terim olarak kuvvetli bir ses duyuluncaya kadar mahrecin kuvvetle vurup açılması. Takalkulul mahreci hatta yusma'a lehu nebratun kaviyetun. Kalkale harfleri kutbu cedin, 5 tane harfi vardı. Kelimenin ortasında ya da sonunda cezimli olarak bulunduğu zaman kalkale yapılırdı. Kalkalenin hükmü vacipti. Örnek olarak sübhaneke lem milit ve lem yulet ve kalkaleden kaçınması gereken hususları az önce ifade ettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.